yaptığım filmlerin hepsini aslında bu yapmak istediğim güzel işlerin birer aracı olarak görüyorum. Çünkü sinema bize dünyalar ve kapılar açıyor. Film yapmak işin esas mesleğim olarak yaptım. Yani sete girmek, sette var olmak, her aşamasında bulunmak benim için bir nefes alma alanı diyebilirim. Sinema Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanıyım ama aslında biz orada 6 yapımcı ciddi anlamda yoğun bir şekilde Türkiye sinemasının daha ileri gitmesi için çalışıyoruz. Ve yönetim kurulumuzda ve üyelerimiz arasında pek çok kadın var. Bundan da çok mutluyuz. Diğeri ise aslında tamamen kadınlara 2011 yılında başlamış olan Uluslararası Avrupa Görsel İşitsel Kadınlar Ağı. Türkiye'de ticari olmayan sinema yapılabiliyorsa, dünyaya açılabiliyorsa, sınırları aşabiliyorsa, övgüler, ödüller alabiliyorsa Zeynep'in katkısı gerçekten büyüktür. Ve bunları öyle küçük dağları kendisi yaratmış gibi, büyük ödülleri kendisi almış gibi yapmaz. Her zaman büyük güler yüzlükle ve tevazuyla yapar. Yüzü hep güler. Dilerim hep gülsün ve onun yüzü güldükçe bizim de gülüyor çünkü Türkiye olarak. Sağ olasın Zeynep. Uçağın süpürge film festivali gerçekten çok kıymetli bir festival. Teması, konsepti her bakımdan. Burada Bilge Olgaç Başarı Ödülleri adı altında kadın sinemacıların ödüllendirilmesi mükemmel bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bilge Olgaç aslında hepimizin vizyonunu açan, fark yaratan bir kadın, çok özel bir kadın ve aslında bugün hepimizin belki sektörde var olması onun cesaretli adımlarıyla gerçekleşti diye düşünüyorum. Zeynep, Bilge Olgaç gibi bir dönemin sinemasını belirleyen bir kadın yönetmenin adına verilen bir onur ödülü, bir başka dönemin sinemasını belirleyen bir kadın yapımcının alması, senin alman. Hani hep deriz ya, işte böyle devam edeceğiz, çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz ama devam ederken yanımızda artık böylesine değerli bir onur ödülü olacak. Harikasın, seni tebrik ediyorum. Ya işte siz oraya koşmayın, kızsınız, yanınızda pek konuşamıyoruz vesaire. Ama şimdi bakıyorum ki sette bayağı yoğun bir Amazonlar ordusu gibi ilerliyoruz.